arkadaşlar, yine yeniden ikinci bölümümüzde devam ediyor. Yalnız şöyle bir büyük bir sıkıntım var. Şunu bir yavaşlatayım. Aşırı derecede zarar ediyoruz. Daha başlar başlamaz zararla başladık. Anladığım kadarıyla buraya halk gelmemiş. Şey olarak yani çalışan insan yok. O yüzden bir an önce ev yapmam lazım. Halk çünkü bir an önce gelmesi lazım ki burası kalkınsın. Daha bu bölgeye de şey geçirmemiz lazım. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında. Ya bu ayrımcılığa girer mi bilmiyorum ama sınıfları burada ayırmaya başlayacağım arkadaşlar. Yani ticaret bölgesinin insanları farklı olacak. Sanayide çalışan insanların durumu biraz daha işler açısı ama biraz daha farklı olacak. Şimdi tabii paramız bitti. Hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden nasıl yapsak? Acaba bu bölgeden bu bölgeye geçebiliyorlar mı ya? Şöyle yapalım. Şuralara da insanlar yerleştirelim. Biz yine. Ama çok büyük bir hata yaptım. Allah delireceğim. Buraya ben insan koydum ama buraları hemen boşaltmam lazım. Boşal boşal. Buralara yerleşmeyin dur. Daha yerleşmeyin dur. Acil insan ihtiyacı var diyor. Çünkü o bölgelerde su yok. Nasıl yapsak ki lan? Bilemedim ya. Şuralara mı koysam? Şuraya koyalım bakalım ya. Nasıl olacak? Yani hızlı gelişmenin tabii azizliğine uğradık birazcık. Şu bölgelerde gelişelim. Aşırı derecede para kaybediyoruz. Zarar ediyoruz. Tamam oğlum. Hadi gelişin. Gidin işte. Buranın su hattı var mı? Elektrik hattı var. Su hattı da var. Lan batacağız anasını satayım. Ölüyoruz şu anda ya. Ana işletmelerim çökecek şimdi. Dur. Siz ne alemdesiniz abicim? Tamam bas abi bas. Şehir açık artık. Şehire giriş çıkışlar serbest. Free. Hızlandır abi. Biraz daha hızlı gelsinler şehre. Biz zaten şehrin elektrik su kaynağını tamam. Şehirde elektrik su kaynağımızda sıkıntı yok. Ne oldu? Aa bölüm atladık. Yok banka bize faizli kredi veriyor. O kadar battım ki. Kabul. 50 bin liralık kredi verdi bize. Allah razı olsun. IMF'ye borçlandık kafadan. IMF'ye borçlanarak başladık. Olsun. Olsun. Şehrimiz şu anda gelişiyor. İşsizlik sorunumuz kalmadı gibi. Enerji sorunumuz başladı bu sefer de. Ya arkadaşım. Tabi bir tane rüzgar gülü yetmiyor. İkinci rüzgar gülünü çakalım biz de hemen. Şuraya şöyle ikinci rüzgar gülünü çaktık. Ne oldu? Güzel. Gayet dolu dolu bir enerji kaynağımız oldu. Bir tane daha çakıp hiç enerjiyle uğraşmasam mı acaba? Bir tane daha çaksak 6000 watt. Çak lan. Köküne paramı verdim anasını satayım. 3 tane rüzgar 3 tane rüzgar gülümüz var. Ve ülkemiz Ekonomi Bakanlığı olarak diyor ki başkanım level atladınız. Sizin şeyinize beton yetmez. O yüzden betonlaşmaya devam edelim. Evet bu neymiş? Bu bizim çöplüğümüz. Daha değil. Buna daha var. Biz kendi kendini şey yapan bir toplumuz ama ne yapabiliriz? İtfaiye yapmamız lazım arkadaşlar. İtfaiye birinci önceliğimiz olması lazım. Ve ana noktalara aslında itfaiye yerleştireceğim. Bir de şu bölgeye bir hemen itfaiye yerleştirmek istiyorum. Bu okul mu oluyor? Okul. Aslında daha eğitim seviyemizin düşük olması iyi. Çünkü sanayileşme de eğitimsizlik birazcık iyidir. Okumazsanız böyle olur olayı. Evet hemen çöp sorunumuz da başladı. Hemen Allah razı olsun. Biz buraya hat çekemedik mi? Ya oho biz neye uğraşıyoruz burada böyle? Tamam şuraya da hemen çöpümüzü yapalım da. Çöp çünkü büyük sıkıntılardan bir tanesi. Şu şehrin girişine mi kursam acaba ya? Şehrin girişine kurayım ya. Aynen öyle. Peki buraya su gerekiyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Yani çöplüğe su gerekmesi mantıklı mı? Lan ne olur ne olmaz şimdi korktum ha. Çöp arabalarımız da şehrimizin atık çöplerini toplamaya başladı. Biz hala zarar ediyoruz yalnız. Niye zarar ediyoruz abi? Niye gelişemedik daha toplum olarak? Ticaretimiz mi az acaba? Ticaretimizi mi geliştirmeliyiz? Evet ticaretimiz az. 2 tane AVM yapmışız abi. 2 tane AVM ile nereye kadar? Soruyorum size nereye kadar? Bas. AVM bas. Arkadaşlar AVM... Sizin öyle Burger King'e ya da ne bileyim carta curta gidip de yemek yediğiniz yerler değildir. Nereleridir arkadaşlar oralar? Ticaret merkezleridir. Yani para kazanırsınız oralardan. Ve bir an önce atılım yapmam lazım o bölgelere de. Çünkü IMF'den aldığım parayı da yemek bitirmek üzereyim. Şurayı da hemen AVM ver. Başka neresi boş? Boş olan her yere AVM çak ya. Oo, ne oluyor? Ne oluyor? Burada ne oluyor? Birilerine bir şeyler olmuş burada. Yalnız burada baya büyük kütüphane lan bura. Kütüphaneye niye bir sürü ambulans gelir ki? Ve ben hala zarar mı ediyorum? Allah Allah.
Abicim bilmiyorsan yönetme derler değil mi? Ama ben Büyük Başkan Ali Çakmak olarak her yere AVM yapmaya karar verdim. Artık her yer AVM olacak. Sen niye hastasın abi? Hah tamam. Sağlık ocağından ekiplerimiz geldi, müdahale etti. Hastamızı hastanesine sevk ettik. Şimdi arkadaşlar şu bölgeler çok değerli bölgeler. O yüzden yorumlar kısmına yazan herkese buradan bir adet ev veriyorum. Desin ki abi ben Ragıp Bellik Sokağı 31. numarayı ben istiyorum desin. Ona direkt Çatı'dan evini veriyorum. Ali Ağoğlu oldum ben resmen şu anda. Artık Ali Ağoğlu'yum ben. Ve hala zarar ediyorum. Abi niye zarar ediyorsunuz ya? Gelişsenize köpekler. Ben size o kadar AVM yaptım. Gidin paranızı harcasanıza ya. Allah Allah. Yan gelip yatıyorsunuz ya. Yan gelip yatıyorsunuz. Tamam biraz ev olsun. Biraz da AVM olsun ama yani. Şuralar da şöyle gelişsin. Bakalım ne olacak? Biraz bekleyelim bakalım. Gelişme ne düzeyde olacak? Bakalım buralarda ne alem? Oo, sanayimiz gayet iyi. Sanayimiz gayet iyi. Şuralar da gelişir zamanla. Şu fakir ya bunlar aslında nasıl diyeyim ya? Ev sahipleri bunlar. Evet ama bunlar ticari ev sahipleri oldu. Ya şu hastaneymiş. Ulan diyorum ne kadar güzel ev varmış burada da. Ya bunlar biraz zengin evi gibi duruyor ama yapacak bir şey yok aslında. Vay, patronun oğlunun arabası. Spor car. Lan o ne ara zenginleştik biz bu kadar? Ne oldu? Neye ihtiyaç var? E tamam, hastanemiz vardı. Yetmiyor mu? Oha! Oha, ne oldu oğlum? Salgın mı çıktı? E niye yetmiyor? Allah'ım delireceğim ya. Dört yol ağzına yapmak da mantıklı değil ya. Hadi şuraya yapalım. Abicim bu kadar niye hastalandınız siz? Sorması ayıptır. Resmen korona geldi memleketime. İkinci bölümde koronayla mücadeleye başladım ya. Allah'ım resmen yıkık bir harabe aldım diyeceğim ama şehri de ben kuruyorum yani. Hemen okul yapalım. Param yok. Gene zarar ediyorum. IMF. IMF oralarda mısın? Abicim niye böyle oldu? Arkadaşlar bununla ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz ama sövmeyin. Başkan ne yaptın sen demeyin. Ne oluyor abi? Niye hastaneye adam gitmiyor? Hastane kurduk biz bu kadar. Bu ne işe yarıyor? Ha? Ülkem şu an koronayla savaş halinde. Allah Allah. İnsanlarım ölüyor. Ve yine zarar etmeye başladı. Ne yapayım? Hastane masraflarını mı arttırayım? Yol masraflarını arttırayım ben de. Dur daha bunları çözeceğim. Daha bunları çözeceğim. Şu anda kafamda benim de soru işaretleri var. Koronayla mücadele kapsamı adı altında sokağa çıkma yasağı ilan edeyim ben. Ama o zaman para harcayamazlar. Olmaz. Sokağa çıkma yasağını ilan edemem ben. Para harcamaları lazım ki ekonomimiz düzelsin. Çünkü bayağı şu an zarar ediyoruz. Abi öldü, millet öldü. Yetiştiremiyoruz şu anda. İnsan yetiştiremiyoruz. Ya bunlar niye hasta oluyorsun? Abicim siz niye hasta oluyorsunuz? Derece, neyin derecesi düşük? Streams ars. E tamam hastasınız. Ben anlıyorum sizi de niye buna sebep olan şey ne? Allah Allah. Kirli sudan falan diyeceğim ama suyun akış yönünden su çekmiyoruz ki. Burada da insanlar hasta oluyor. Şaka gibi her evde bir hastamız var. Ya biz bu moddayla yola çıkmadık ki. Ve şu an hala zarar ediyoruz. Allah Allah. Ticaret şeyimizi mi? Sanayimizi arttıralım ya madem öyle. Şu an hiçbir şey anlamadım ve çok kötü şeyler yapacağım gibime geliyor. Yani şu an bilinçsiz bir şekilde artışım var. Şu anda bilinçsiz bir şekilde iş yapıyorum. O yüzden bakalım nelere vesile olacak bu yeni olağanüstü hal durumumuz. Hadi şurayı da şey yapalım, şurayı da şey yapalım, şurada da şey olsun. Ya biraz para kazanmak istiyorum ya. Biraz artsın abi. 9000 lira eksiye düştük yani. Ve herkes hasta. Hastanem yetmeyecek artık ve param bitti. Allah Allah. Neden hastasınız abi siz? Biraz da İngilizcem olaydı iyiydi yani. Azıcık yani çok bir şey değil. Birazcık İngilizcem olaydı. Ulan iki tane hastane yaptım zaten size köpekler. Neyinize yetmedi?